Evet, geliyorlar. Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan gemiden kurtarılan 3 denizci İstanbul'a geldi. Türkiye'ye ayak bastım, Türk bayrağını gördüm. Denizciler saldırı anlarını anlattı. Alarm geldiği zaman bizim önceden yapılmış olan drilllerimiz oluyor. Yani talimler yapıyoruz. Bu talimler, prosedürlerimiz var yani. İlk alarm geldiği anda bunun talim olmadığı bir anonsu da geçti ve hepimiz apar topar bir şekilde Sitadel dediğimiz geminin emniyetli bölgesine doğru direkt inmeye başladık. Yani alabildiğimiz ne alabiliyorsak işte o anda acil durumda alıp oraya geçtik. Emniyetli kapılarımızı, balistik kapılarımızı kapattık. Orada yardım beklemeye başladık. Süvari Bey makineye yol vereceğini, saldırı başladığını söyledi. Tam yolu verdik. Yani bugüne kadar tersane döneminden beri verilmemiş olan limitleri çıkarıp tam yol verdik. 104 RPM'i 22,5 frem yapıyordu. Ama bir 15 dakika sonra yakaladılar. Hemen dümen dairesine kendimizi kilitledik. Korku filmi gibi ateş ettiler devamlı kapılara. Takır 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 tarıyorlar. Balyozla vurdular saatlerce. Hemen hemen 5'i 6 saat, 7 saat böyle indiyor içerisi. En sonunda taş motoruyla kesmeye başladılar. Ufak bir yere kaçınca bilinçsizce böyle ateş etti herkes kaçışırken. Allah rahmet eylesin, Azeri ikinci mühendisimiz öldü. Arkadaşları rehin alınan 3 denizci okyanus ortasında kalan gemiyi kurtarmaya çalıştı. Bütün kadrom gidince mecburen iş başa düştü. İşte birkaç gün uyumadan gemiyi kurtarmaya çalıştık. Denizciler İstanbul'a geldi, ailelerine kavuştu ama akılları hala arkadaşlarında. Geride kalan fidye istedikleri rehin alan arkadaşlar da kurtulur. Çok sevdiğim arkadaşlar, Mustafa Kaptan olsun, Melih Kaptan olsun, Doğan Can olsun, Gökay, Alper olsun, hepsi zabit olarak. Hepsi mürettebat, çok kalite mürettebattı, uyumlu çalışıyorduk. Ailelerine Allah sabır versin. İnşallah en kısa sürede onlar da kurtulurlar. 15 arkadaşımız esir. Hani fazla konuşunca aslında onların ailelerine daha fazla iğne batırmış oluruz. Denizciler ilk andan beri telefondan ayrılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ettiler. Sevgili Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uydu telefonundan sürekli beni bir kapatıyor diğer arada. Hükümetime çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Sürekli takip etti. 4 ya da 5 kere bir keresinde de baş büyükelçimizle beraber kendi arada iletişim kurduk kendisiyle. Halimi hatırımı sordu. İnşallah arkadaşlarımızı da geri getireceğini söyledi kendisi. Yani getirmeye çalışacağını söyledi. Allah ondan razı olsun, biz de çok ilgilendi. Sürekli uydu telefonundan özellikle arayıp da durumumu sordu, gemiyi sordu, nasıl olduğumuzu sordu. Yani kendisi çok ilgilendi bizimle, Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Onlar da bildiğimiz sağ salim.